Parti'den Medet Uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper ülken ahmaktır. Sizin yani ismetine neden pek haz etmediğinizi anlatıyorum. Evet tabii, yani Türkiye çok kötülük etmiştir, bir de kahraman diye yutturmuşlardır. En başta 45-46 47'de İsmet İnönü gizli ikili anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Hiç şaşmamak lazım, çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan önce de Amerikan bandacısıydı. Amerikan bandasına giren deyip duruyordu. Kurtuluş Savaşı'na gelip de gönüllü katıldığını falan zannetmeyin. O resmi tarih. Yani topla tüfekle değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti, eğitimine el atarak şu bu. Tarihte görülmemiş bir olay ya. Ve millet öyle bir hale getirildi ki umursamıyor bile. Biz zannettik ki bu anlaşıldığı zaman bir tepki olacak. Hayır, kimsenin umurunda değil. Yat canım falan. Bu yabancı dille eğitimle bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleri şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen, kendi kültüründen haberdar olmayan ve haberdar olmadığı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarını yabancıya, kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Haberiniz yok mu? Böyle ayarlı basın yayını okursanız tabii haberiniz olmaz. Nereye baksanız altından Türk çıkar. Niye Türk çıkar? Ya biz kanından, soyundan, sopundan, kalıtımından, biyolojisinden bahsetmiyoruz. Daha önemli bir şey var. Kültürel kalıtım. On binlerce yıldır gelen kültürel kalıtımız. Bu kalıtımı taşıyan da dilimizdir. Dil, gönlü yüzdüren gemidir. Dil gidince gönlün gider. Ondan sonra Pringle yiyen, hamburger kovalayan, pop top peşinde koşan bir insan haline gelir insanlar. Yani çöpe at, ondan sonra resmi kabullerde falan gözümüzde gördük. Böyle kara cübbeli, koca oturdu, kara sakallı papazlar geldiği zaman onlara böyle iltifat ediliyor. Bir Malezyalı Müslüman diplomatın hanımı başörtüsü var da, var DNS'de de onu sokmayacaklar içeri. Böyle şey olur mu? Bu kadar kendi geleneklerine, kendi tarihine, efendim kendi dinine, kendi diline bu kadar ters, bu kadar düşman bir millet tarihte olmamıştır. Bu bilinçsizlik bugün Afrika'da bile bu.